Bilmiyorum hapishane. Düşünüp duruyorum. Acaba benim yüzümden mi oldu diyorum. Yani ben Almanya'dan hiç gelmeseydim Neşe ile Süleyman mutlu olurlar mıydı? Al sana bir gazıklı soru. Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Sen böyle bir soruyu bilemezsin. Eme. Şimdi ben sana bilebileceğin bir hikayeyi anlatıveren mi? Sen Süleyman peygamberi bilir mi? Hani şu kuşlarla kurtlarla konuşan peygamberimiz. Onun zamanında bir adam yaşanmış. Öyle bu adam Ezrail aleyhisselam insandan canlarını alman geldi mi onu görürmüş. Allah tarafından ona böyle bir şey nasip edilmiş. Gel zaman git zaman bizimki bir gün bakmış ki Ezrail aleyhisselam karşısına dikilmiş bunun canını alacak. Tabii bu ölüm korkusunla beraber yer yeperek koşuyor Süleyman peygambere. Yalvar yakar olmuş. Demiş beni buradan demiş Yemen'e yollayabilir misin? Süleyman peygamber de öyle dakke de Seba Melikesi Belkıs'ı öyle tahtınla beraber Mısır'a getiriyor. Şimdi Mısır nereye? Yemen nereye? Eme bunun haline acıyor. Öyle ya madem peki diyor seni gönderem gene bir mucize yapıyor bunu gönderiyor Yemen'e. Seninki gitmiş gitmesine de bir baksa ki karşısında Ezrail aleyhisselam dikilip durur. Demiş ben senden kaçtım geldim buraya sen ne arıyorsun burada be demiş. Ezrail aleyhisselam da buna demiş ki beni de diyor senin canını yemen de almam emredildi. Ben de bu adam buraya nasıl gelecek bu kadar kısa zamanda diye düşünüyordum diyor. Ya kızım işte böyle. Beni bak insan doğarken alnına iki şey yazılırmış. Biri öleceği zaman bir de evleneceği kişi. Yani sen Doğakan'a Süleyman'a yazılmışsın. Süleyman Doğakan'a da sana yazılmış. Gerisi öyle sevgilimiş, aşkmış, umuş, bumuş, fesofiso. Tabii bu demek değil ki hani her zaman delilik düzenlik olacak. Emme ne delişir be kızım. Kimse kimsenin arasına giremez. İnsanlar nasibi neyse onu yaşar. Ne demişler? Kadere karşı gelinmez. İşte o kadar.